Sıfır araçlarda uygulanan özel tüketim vergisi indirimiyle beraber ikinci el araç piyasasında da hareketlenme başladı. Galericiler sıfır araç almak isteyen vatandaşlara seslenerek bayilerde araç tedarikinin bulunmadığını ve 2-3 ay sonra tedarik edildiğini belirtti. Maksimum 2 aylık süreçte bir gevşeme görünebilir ama akabinde tekrar fiyatların oturacağını düşünüyoruz. Bir de şöyle bir sorun var. Zaten kapsayan birçok aracın da karşılığı bayilerde yok. Yani tedarik problemi yaşandığı için şu anda sıfır araç yurt dışından girişte problem yaşandığı için mevcutta olmadığı için bunların bir kısmı da o şekilde uygulanamayacak. Yani haliyle çok fazla piyasada çok ciddi bir fiyat gevşemesi olmayacak. Yani 2 ay sonra, 3 ay sonra araçlar yazılıyordu. Bugün mesela gidiyordunuz bayiye, 2 ay, 3 ay sonra tedarik edebiliriz cevabıyla karşılaşıyordunuz. Ve fiyatlar güncellenmiyordu. O zamana kadar da muhtemelen şimdi 300 bin liralık araç 330-340 bin liraya çıkacak ama ÖTV düştüğü için yine bugünkü fiyattan almış olacaklar. Hasılı vatandaş bundan sonraki gelecek zamlardan etkilenmemiş olacak. Teslimde aracın fiyatının arttığını dile getiren yurtlu, bazı vatandaşların panikle ikinci el araçları elden çıkartmak istediğini dile getirdi. Vergi matrağının indirimi daha önce de belirttiğimiz gibi en büyük faydası yelpazeyi genişletti. Bu aslında var olan bir uygulamaydı ama 10 arabayı kapsıyorsa şimdi 15 arabayı kapsar hale geldi. Birçok arabada yelpaze genişlemiş oldu. Bundan sonraki süreçte de yine çok fazla bir dediğim gibi ikinci elde anormal reaksiyonlar beklemiyoruz. Çünkü hiç kimse 130 bin liraya aldığı arabayı 110 bin liraya satmak istemez. Yani Türkiye'de de böyle bir tahammül var. Yani çıkan hiçbir fiyatın uzun soluklu geri düşmesi beklenemez. Çok kısa vadede belki panik satışlar gelecektir. İşte ÖTV düşmüş, arabamı satayım, düşüyor mu, gidiyor mu falan gibi bir algıyla. Ama ben bunun geçici olduğunu düşünüyorum.